Al diyelim yıllardan beri yani yüz binlerce belki milyonlarca yolcu taşıdık. Çok dikkatliyiz. Yani çare olacak bu gibi kazalarda, olaylarda çare olacak önlemler anlatılmalı ki şimdi bir hafta, 10 gün sonra yine unutulacak bu kazalar. Ne zaman bir daha bir sürü can gidecek, yine akla gelecek. Ben de düşündüm. Sizin de bildiğiniz gibi Marmara bölgesinde en büyük otobüs ve minibüs filosuna sahip bir firmayız biz. Marmara bölgesinde Bursa'ya kadar 100 tane araçlık bir firmamız var. Bu işin de gerçekten Türkiye'de bunu en iyi bilenlerden benim. Ben çünkü motor ustalığım vardır otobüste, elektrik ustalığım vardır, şoförlüğüm vardır. Bir otobüsün, kamyonun direksiyon milinden girerim, egzozundan çıkarım. Benden daha iyi hiç kimse, yani bu işi yapanlar da kimse bilmez. Böyle iddialı konuşuyorum. Şimdi konuyu nereye getireceğim? Bir kaza oluyor, dikkatimi çekiyor, fren patladı. Yani bu neden böyle söylüyorlar biliyor musunuz? İşte mahkemeleri yanıltmak için. Arkadaşlar, büyük araçlarda isterseniz her yere sorun, dünyanın her yerine sorun, fren patlaması diye bir şey yok. Büyük otobüs, kamyonda eğer fren patlama durumuna girirse o araç kendi kendini kilitler, yol almaz. Bütün tekerlekler, eğer diyelim ki havalı frenler otobüslerde, kamyonlarda, havaya bir şey oldu, tüpleri boşaldı. Anında bütün tekerlekler kilitler, o araç hareket edemez. Bu yıllardan beri böyle. Ama bakıyorum halk otobüsü freni patladı girdi. Kamyon freni patladı girdi. İnanın, bakın bunun üzerinde duruyorum. Fren patlaması diye büyük araçlarda böyle bir şey yok. Az önce 50 senelik frencilik yapan bir arkadaşımı, dostumu da aradım. Yani %1 yanılma payım olmasın diye dedim ki, Remzi ismi, dedim ki Remzi böyle abi dedi, böyle bir şey olmaz dedi. Yani fren patlaması diye bir şey yok, sen de biliyorsun dedi, artık havalı frenlerde dedi. Bu fren patladı denilmesine ben bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Herkesle de bunu tartışırım. Fren patlaması diye bir şey yok. Sadece fren patladı deyip adaleti yanıltıyorlar. Bunu herkes bilsin. Ama yani